Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Ben Erdi Özdoğa, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Amerika'da Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2020 fuarında yepyeni videolarla ekranlarınıza gelmeye devam ediyorum. Şu an size muazzam bir robotik dış iskelet sistemi göstereceğim. Bakın, Sarcos Robotics tarafından geliştirilen ve şu anda Delta Hava Yolları tarafından test edilen bu robotik iskelet ilk gördüğünüzde akıllara bilim kurgu filmlerini getiriyor ama gerçek ve şu an final sürüme çok yakın bir versiyon var. Muhtemelen bu yılın sonlarına doğru da artık ticari olarak Sarcos'un işbirliği yaptığı firmalar tarafından kullanılmaya başlanacak. Öncelikle şunu söyleyeyim, arkamızdaki robotik dış iskeletin önemli özellikleri var. Şu ana kadar yapılan çalışmalardan farklılaştığı, biraz daha ön çıktığı yanları olduğunu söyleyebilirim. Birincisi, İnsanın tüm vücudunu ölçekleyen bir dış iskelet sistemi. Bu kısmi değil. Giyiyorsunuz ve arka tarafınız neredeyse boyun bölgesinden aşağı kadar dış iskelet sistemiyle güçlendirilmiş oluyor ve diğer taraftan muadil diyebileceğimiz dış iskelet sistemiyle kıyaslandığınız zaman özellikle geliştirilen yeni nesil kontrol yazılım ve sensörler sayesinde enerji tüketiminin çok daha düşük olduğu, kullanım ömrünün daha uzun olduğu ifade ediliyor. Şöyle söyleyeyim, tek şarjda 8 saat çalışabilen bir dış iskelet bu ve operatörüne, ya yani onu kullanacak olan kullanıcıya her iki kol içinde aşağı yukarı 50-55 kilo civarında yük kaldırma kapasitesi sağlıyor. Yani aynı anda 110 kiloluk bir yükü kaldırabilecek hale gelebiliyor. Sarcos tarafından geliştirilen Guardian Zoo isimli bu dış iskelet yardımıyla. İskelette yönettiğimiz noktaların, yani kol ve ayakların aslında 24 dereceye kadar hareket kabiliyeti var burada anlatıldığı kadarıyla ve bizzat Sarcos tarafından geliştirilen Get Off Way, yani kenara çekilin, yoldan çıkın adını verdiğim kontrol yazılımı sayesinde sistem ve içerisindeki sensörler oldukça yüksek. Endüstri standartında yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli sensörlerin kullanıldığı söyleniyor. Bu sensörler vasıtasıyla operatör kaslarında o hareketi başlattığı anda sevgili dostlar robotik dış iskelette harekete geçiyor ve latency dediğimiz erişim problemi olmaksızın, gecikme süresinde herhangi bir sıkıntı olmaksızın gerçek zamanlı olarak insan vücudunun hareketlerini algılıyor ve normal şartlarda evet bir takım yükleri insan herhangi bir destek olmadan da kaldırabilir ama uzun vadede bunların hızı ve aynı zamanda ilgili çalışanın vücut sağlığı açısından bir takım risk faktörlerini beraberinde getirdiği için bu tür robotik sistemler önemli. Çünkü demoda gösterilen şeylerden birisi işte buradaki farklı ağırlıklardı, farklı bavullardı ve aynı zamanda bir yine uçak lastiği görmekteyiz. Bunları sürekli olarak belki bir operatör kaldırabilir. Teknik olarak kaldırılamayacak ağırlıklar değil burada demosu yapılan ağırlıklar ama sonucunda bunların hem ideal sürede kaldırılması ve taşınması, hem doğru şekilde kaldırıp taşınması hem doğru şekilde bırakılması. Çünkü bazı zamanlarda bir takım yükleri kaldırmış olsanız bile yükü bırakırken yani elinizden düşme durumu söz konusu olabilir ya da buna benzer bir takım istenmeyen faktör ya da kazalar devreye girebilir. İşte burada gösterilen demolardan birisi de o. Yani şunu söylüyorlar aslında, yük kaldırmakla kalmıyorsunuz, ağırlığı manipüle etmekle kalmıyorsunuz, pozisyonunu da olması gerektiği gibi sağlıklı şekilde taşıyıp yerini değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten heyecan verici bir demoydu bu. Şu beyefendi operatör, o kullanıyor. Hem şirketin kontrol mühendisi, hem dış şirketin operatörü, hem de aynı zamanda robotik eğitimi görüyormuş. Mastin robotik üzerine yapıyormuş ve şu anda yeni bir demo gösterisi için hazırlıklar yapılıyor. Arkadaki şarj istasyonu ve iskeletin kullanılmadığı durumlardaki taşıyıcı gardırobu da diyebiliriz biz bunda. Bu kıyafeti giymediğiniz zamanlarda o gardıroba koyarak taşıyabiliyorsunuz. Burada Sarcos'un altını çizdiği konulardan birisi de şu. Herhangi bir operatörün çok kolay kullanabileceği bir yönetim ve kontrol yazılım arayüzüne sahipler. Bakın, kontrolün aslında yapıldığı yer şurası. Hemen şu parmağım ucum gösterdiğim yerde bir akıllı telefon var. O telefon üzerine de Sarcos'un geliştirmiş olduğu kontrol yazılımı kullanılıyor ve siz hazır olduğunuzda Guardian Zoo robotik dış iskelete gerekli olan komutu vererek hazıra geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın şu anda böyle tırmık gibi görünen el uçları var ama o el uçlarını isterseniz şurada değiştirebiliyorsunuz. Farklı el uçları da geliştirilmiş durumda çünkü şu lastiği kaldırmanız için gerekli olan el ucuyla çantaları, bavulları kaldırmak için gerekli olan el ucu aynı değil. Ama değiştirilebilen kafalar sayesinde bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Sarcos'un dediği kadarıyla muadil diyebileceğiniz bir takım çözümlere nazaran bu sistemin güzel yanlarından birisi giyilmesinin nispeten kolay olması, kolay kullanılması ve herhangi bir operasyonel zorunluluk ya da maliyet anlamında muadillerinden çok daha iyi bir pozisyona sahip olması. Yine uzaktan bağlantıyla bir başka kişi de güvenlik amacıyla bunun kontrolünü sağlayabiliyor. Yani kullanılan operatörün o an için kontrolü kaybetmesi durumuna karşı uzaktan yine yönetilebilen bir sistem olduğunu söylemem gerekiyor. Az önce bu süreci kayıt altına aldım ama hazır bir demo yapılıyorken bu ona çok kısa izleyelim isterseniz. Şu anda dediğim gibi bu sistemi test eden iş ortaklarından birisi Amerikan Delta Hava Yolları. Amaç burada işte bavul gibi ağır yükleri taşıyan operatörlerin kısa sürede daha fazla yükü, daha ağır yükü taşıyabilmesi. Bunları yaparken de sağlıklarının olmaması. Çünkü Amerika'da yapılan bir takım araştırmalar gösteriyor ki sevgili arkadaşlar, bel sağlığı, ağırlıklı olarak bel fıtığı dünyadaki iş gücü kaybının en önemli sorunlarından bir tanesi. Evet, ifade ettiğim üzere
Ben zaten bu süreci az önce kayıt altına aldım ve ara görüntü olarak bu videoda izlediniz. Bilim dünyası çalışmaya devam ediyor. Robotik dış iskeletleri biz farklı Hollywood filmlerinde görüyoruz. Evet, şu an harekete geçti bu arada. Bu arada bir canlı izleme yapalım isterseniz. Şimdi akıllara gelen sorulardan birisi şu. Burada ben operatöre de sordum aslında. Hani iskeletin kendisi ağır mı? Sonucunda size yük kaldırma desteği veren bir iskelet ama bir şey giyiyorsunuz en azından. İskeletin kendisi ağır mı diye sordum. Bana dedikleri şey şu. Bir sırt çantası kadar. Hatta boş bir sırt çantası kadar dediler. Az önce söyledim ya, şu abimiz operatör, hem mühendis, geliştiren ekipten hem de kontrol mühendisi. Şu an kullanan operatör abimiz de özel kuvvetlerde sahadaki askerin yeni nesil teknolojilere adapte olması ve kullanılması konusunda epey vakit harcamış. Sarkos da bu projenin parçalarından bir tanesi. Zaten bu tür dış iskelet sistemlerinin hedeflendiği alanlardan birisi de askeri alanlar, ordunun kullanımı. Çünkü planlanan şeylerden birisi de şu, sahada askerin taşıma kapasitesini arttırmak ama bunu yaparken de taşımasını kolaylaştırmak diyorlar. Demo Delta Airlines'la yük kaldırmaya yönelik ama Sarkos firması, Delta bizim iş ortaklarımızdan bir tanesi. Biz isteyen her türlü firmayla, kurumla işbirliği yaparız diyorlar. Bu da yine önemli konulardan bir tanesiydi. Evet sevgili dostlar, bu detayla bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Sarkos robotik dış iskeleti gördüm. İlginç bir demosu vardı. Sizin de merak edebileceğinizi düşünerek ekranlarınıza getirmeye çalıştım. Faydalı olabilirsem ne mutlu bana. MediaMarkt'ın desteğiyle geldiğimiz CES 2020 fuarından yepyeni videolarla ekranlarınıza gelmeye devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.